Merhaba. Şimdi yine ayrı bir diyaloglardan oluşan, paragraflardan oluşan bir kitap üzerinden geçeceğiz. Bunu da level 1 olarak kabul edebilirsiniz. Kısmen de ikinci seviye level 2 olarak kabul edin. Çünkü daha fazla kelime göreceğiz. Gene at the classroom, sınıftayız. Daha önce bir tane daha yapmıştım. Diyaloglardan oluşan bir sınıfı inceleme, sınıftaki materyalleri inceleme. Kitabının üzerinden geçmiştik. Bunda biraz daha detaya gireceğiz ve selamlaşma, hal hatır sormanın da tekrarının üzerinden geçeceğiz. Sonunda da yine sorularımız olacak. Onun için dikkatle dinleyelim. Hatırlamaya, aklımızda tutmaya çalışalım. Hello, merhaba. My name is Mary. Benim adım Mary. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Bir yandan da ufak ufak meslekleri de görmüş oluyoruz. Teacher, öğretmen. Teach, öğretmektir. Er eki, yapan eden anlamı katar. Bu eklem üzerinde ayrıyeten yer yer duracağım. This is my classroom. Bu benim sınıfım. This is bu. Classroom, sınıf. There are nine desks. 9 tane sıra var. Nine, 9, desk. Sıra, s ekillerler anlamı katar. Çoğul yapar. There are, var demek. Bir taneden söz ediyor olsaydı there is diyecekti. They are my students. Onlar benim öğrencilerim. Student, öğrenci. Teacher, öğretmen. Students, öğrenciler. They are, onlar. Nine, years old. 9 yaşındalar. Ad, yaş, nasılsın demeye bir daha da hatırlamış oluyoruz. I love my students. Öğrencilerimi çok severim. Şimdi burada neler var? Teacher, öğretmen. Classroom, sınıf. Desk, sıra. Student, öğrenci. Nine, 9. Years old, yaşında. Student, öğrenci. Good morning, class. Günaydın, sınıf. Good morning, teacher. Günaydın, öğretmenim. Good, iyi. Morning, sabah. İyi sabahlar aslında günaydın dediğim şey. How are you? Today. Today'i sonra söyleyeceğim. How are you? Neydi how are you? Nasılsınız? Today, bugün. Bugün nasılsınız? Fine, thanks. İyiyiz, teşekkürler. And you, ya siz? Thanks, teşekkürler. Ya thanks deriz, ya thank you deriz. Sit down, please. Oturun, lütfen. Lütfen oturun. Şimdi burada ufak bir detay da söyleyeceğim arkadaşlar. Dile yeni başlayanlar için konuşuyorum. Böyle merhabadan, nasılsından gidiyoruz ya, kaç yaşındasından. Çok basit düzey olabilir ama hiç bilmeyen biri için nasılsını bilmiyorsa bilmiyordur yani. Değil mi? Hani hiç bilmeyen biri için bu yepyeni bir bilgi. Bir de İngilizceyi genelde öğrenemiyorum diye bir kaygı var. Anlamıyorum diye. Telaş yapmayın. Şu an kaç yaşında ve hangi meslekte olursanız olun, siz şu an İngiltere'de, ABD'de yeni doğan bir bebeğe eş değersiniz. Yeni doğan bebek önce ne yapar? Aylarca, yaklaşık 6 ay boyunca sadece dinler. Sadece dinler. Tek bir ses bile çıkaramaz. Sonra ne yapar? Agulama dönemine geçer. Bab 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 bab. Sadece bunu söyleyebilir. Sonra tek kelimelik cümleler kurar. Gel, anne, baba, bunları kurar. Sonra çift kelimelik anne gel bilmem ne. Sonra zaman ekler. Anne geldi. Değil mi? Böyle 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 cümleler kurulur. Siz de direkt işte paragraf yazmayı beklemeyin yani. Bunu demek istiyorum. Oturup bir Amerikalıyla sohbet etmeyi beklemeyin. Yavaş olun biraz. Tamam mı? Ve telaş yapmayın. Şu an gidebileceğiniz en iyi yollardan biriyle gidiyorsunuz. Birincisi ülkenin kendisinde bulunmaktır. En hızlı yol budur. İkincisi de
okuma parçaları üzerinden gitmektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Good morning, bugün, günaydın. Class, sınıf, teacher, öğretmen. How are you, nasılsın? Today, bugün. Fine, iyiyim. Thanks, teşekkürler. Sit down, otur. Please, lütfen. Devam edin. Stand up, Molly. Sit down dedi az önce. Otur. Şimdi stand up. Tam tersi. Ayağa kalkmak. Stand up size Türkçe'de bir şey hatırlatıyor mu? Stand up gösterileri. Komedyenlerin yaptıklarının adı da bu. Aslında arkadaşlar stand up stand durmak demek. Up da yukarı demek. Yani yukarıda, ayakta, havada dur. Stand up gösterilerinde dikkat ederseniz şovmenler hep ayakta dururlar. Yani ayakta durarak konuştuğun bir gösteri. Okay my teacher. Tamam öğretmenim. What is it? Bir soru kalıbı. Bir şeyler gösterecek ve bu ne? Şu ne diyecek. What is it? Bu ne? It's a zebra. Bir zebra. What color is it? Is the zebra? Zebra ne renk? It's black and white. Renklere geçiş yapıyoruz. Siyah, beyaz. That's true. Doğru. Sit down, Molly. Otur, Molly. Sit aslında oturmak. Down aşağı, aşağı otur, yerine otur gibi düşünün. Şimdi bir şey daha. What's this? Bu ne? Az önce ne dedi? What's it? Çünkü tutmamıştı elinde, bakın. Şimdi elinde tutmuş. What's this? Bu ne? Who can say? Kim söyleyebilir? Say söylemek. Who? Kim? Kim söyleyebilir? Can kalıbı. Bilmek. Can I say it? Ben söyleyebilir miyim? Bakın soru kalıbı. Şimdi normal düz cümle kalıbı. You can say. Can I say? Söyleyebilir miyim? You can say. Söyleyebilirsin. Tamam mı? Yardımcı fiil başa geldi. Düz cümlede de hemen kim yapacaksa özneden sonra geldi. It's a kangaroo. Bu bir kangaroo. That's true. Doğru. Bakın bu da bir kalıp. That's true. That's true. Open your notebooks. Defterlerinizi açın. And draw a kangaroo, please. Lütfen bir kanguru çizin. Draw çizmek. Open açmak. Kanguru zaten kanguru. Notebook. Notebook normalde kitap. Not aldığın kitap. Not aldığın gibi düşün. Materyal gibi düşün. Not defteri. Defter yani. Hatta notebook laptoplar için de geçer. Değil mi? Kullanılır. I draw a kangaroo. Bir kanguru çiziyorum. Thank you, Jack. Teşekkürler, Jack. It's very good. Çok iyi. Sit down. Otur. Bakın cepte olan kelimelerden biri. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Değil mi? Devam ettim. That's true. Mesela bunu da kullandık. Kaçtır? Devam edelim. Şimdi bir şey daha. Let's make a mask. Mask ne? Resimden çıkarabilirsiniz. Görsellerin faydalarından biri. Bugünlerde hayatımıza damgasını vuran bir kelime. Maske. Değil mi? Make yapmak. Let's neydi? Let's teklifte bulunurken kullanıyorduk. Hadi. Elim alım. Şunu yapalım. Bunu yapalım anlamı verir. Maske yapalım. Draw neydi? Draw. Bu üçüncü çıkışı çizmek. Draw a mask. Maske çiz. Color the mask. Maskeyi. Color renk demek veya renklendirmek demek. Renklendir yani boya diyor. Color the mask. Maskeyi boya. Cut the mask. Maskeyi kes. Glue the mask. Maskeyi yapıştır. Put on the mask. Maskeyi giy. Şimdi bir sürü yeni fiil ve bunlar en sık rastlanan fiiller. Haydi bir daha tekrarlıyoruz. Make yapmak,
draw çizmek, color boyamak, cut kesmek, glue yapıştırmak aynı zamanda yapıştırıcı anlamına da gelir. Evinizdeki yapıştırıcıların üzerine bakın, glue yazar. Put, bakın burada bir detay. Put koymak demek. Put on, üstüne koy. Yani yüzünün üstüne koy. Yani giy, tak maskeyi. Tamam mı? Put tek başına koymak demek. Şimdi, how are the masks teacher? Öğretmenim, maskeler nasıl? They're perfect. Harika, mükemmeller. Thank you. Teşekkür ederim. Stand up. Bir daha stand up bakın. Neydi? Cevap verebildiniz mi? Verebiliyorsanız durdurup yazın. Close the window. Az önce open the notebooks dedi. Open. Şimdi close. Kapat. Pencereyi kapat. Ayağa kalk ve pencereyi kapat. Window pencere, close kapat. Window size bilgisayardaki Windows'u da hatırlatsın. Niye Windows? Pencereler o programın adı. Çünkü her açtığın şeyin adı bir pencere. Pencere açılıyor gibi yapmışlar. Okay teacher, tamam öğretmenim. Then clean the board. Sonra tahtayı temizle. Board tahta, clean temizlemek. Then sonra. I'm sorry. Üzgünüm. Where is the duster? Silgi nerede? Duster, silgi. Where? Nerede? Here you are. Here you are da bir kalıp. That's true gibi. Here you are da bir kalıp. Hani al buyur gibisinden. İşte burada gibisinden. Bakın gene Ken'in bir soru versiyonu. Can I sit? Oturabilir miyim? Bilmek. Oturayım mı değil, oturabilir miyim? Teacher, öğretmenim. Of course, tabii. Of course yerine sure da der. Bakın onu da yazayım. Sure. Tabii ki anlamında. Sure normalde emin olmak demek ama tek başına kullanırsa sure diye cevap verirse tabii ki rahat ol anlamında. Devam ettim. Aklınızda tutuyor musunuz? Arkadaşlar her şeye cevap verebilene kadar bir daha dinlemeniz lazım. Sabırlı olun lütfen. Tamam mı? Zaten bakın aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Uzunluğu sizi korkutmasın. Hello Simon. Merhaba Simon. Hello teacher. Merhaba öğretmenim. Hadi bakın yine hal hatır. How are you? Nasılsın? I am fine. Birbirinize sorun evde. Sorun evde. How are you deyin. Good morning deyin. İyi geceler deyin. İyiyim. Thank you. Teşekkür ederim. Come here please. Lütfen buraya gel. Okay teacher. Peki öğretmenim. Turn right. Bakın bu kitapta çok güzel bir sürü kalıp var. Turn dönmek. Right sağa. Sağa dön. Turn left. Sola dön. Sit down please. Otur lütfen. Temel kalıpları, günlük hayatta kullanacağınız temel kalıpları sağ, sol, otur, kalk, işte sınıfta ne var, tahta, pencereyi aç, defterini aç, pencereyi kapat. Bunları güzel bir tekrarı. Şimdi burada çocuğa sesleniyor. Don't cry Mark. Ağlama. Cry ağlamak. Ağlama Mark. What's the problem? Problem. Tahmin edersiniz. Problem ne? Sorun ne? My English book. İngilizce kitabım. Where is Mark's English book? Mark'ın İngilizce kitabı nerede? Where nerede? English İngilizce book. Kitap, notebook, defter. Unutmayın. Mark kesme işaretli derse Mark'ın, ninnin anlamı katar. Mark'ın İngilizce kitabı nerede? I know teacher. Çok rastlanan bir fiil daha. Know, bilmek. Bilmiyorum dese I don't know diyecek. I know teacher. Biliyor mu öğretmenim? Here you are. Bakın aynı kalıp bir daha. Buyurun. İşte burada. Mark, you can take. Mark, alabilirsin. Take, almak. Zıt anlamlısı ne? Give.
Hadi onu da yazayım. Geçmiyor burada ama olsun. Give, vermek. Arkadaşlar, kelime hep söylüyorum. Dil böyle öğrenilir. Ben size take, almak dersem siz şunu düşüneceksiniz. Ozan, vermek ne demek? Zıt anlamlısını, yakın anlamlısını, çağrışım yaptığı kelimeleri düşünmelisiniz. Ne demek çağrışım yaptığı? Ben size green, yeşil dersem siz diyeceksiniz ki Ozan, beyaz ne demek? Siyah ne demek? Mavi ne demek? Yani iğneyi verdiysem çağrışım yaptığı şey ipliktir. İpliği soracaksınız o zaman. Kelime hep beyninizde bir soru işaretiyle gezerseniz gelişir ve inanılmaz bir hızla gelişir. Thank you teacher. Teşekkürler öğretmenim. And my friend. Ve arkadaşım. Devam ettim. Bir daha. Stand up Sue. Ayağa kalk Sue. Where is the pencil? Kalem nerede? Pencil, kalem. Görünüyor mu? Şöyle tutayım. Pencil, kalem. Kalem nerede? Where kelimesini garanti öğrenmiş oldunuz. Where, nerede demek. Pencil, kalem. I'm sorry, üzgünüm. I don't know. Bak az önce I know dedik. Şimdi I don't know. Aynı şeyin olumsuzu, olumlusu. Soru hali, düz cümle hali. Onun için okuma kitapları her zaman daha faydalı. Look for it please. Bir ara lütfen. Aslında look for araştırmak demek. Aramak demek. Look bakmak demek. Hani onun için bir bak. Ona bir bak gibi. Bir araştır gibi. Ara. Lütfen ara. I see. See görmek demek. It is on the teacher's table. Aslında şu an yok, belki şu kelimeyi bilmiyor olabilirsiniz. Gördüm. See, görmek. Öğretmenin masasının üstünde. Ninnin eki, öğretmen, table, masa. On, üstünde. Öğretmenin masasının üstünde. Give me the pencil, please. Give, bakın az önce take dedik. Almak, give, vermek. Kalemi bana ver. Lütfen. Peki. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Bir de arkadaşlar, okuma parçalarında bir taşla birkaç kuş vuruyoruz biliyorsunuz. Kelime, gramer, dil bilgisi, bir yandan listening okunuşunu öğreniyorsunuz. Speaking de katın, konuşma da katın işin içine. Benim her söylediğim şeye durdurun, kendiniz söylemeye çalışın. Ağzınız oynamadıkça konuşamazsınız. Bunu artık kabullenmeniz gerekiyor. Ağzınız oynayacak arkadaşlar. Saçma, komik çıkarın kelimeleri. Önemi yok. Böyle böyle akıcılaşacaksınız. Stand up and come here Ali. Ali'yi de İngilizce gibi söyledim. Ayağa kalk ve buraya gel Ali. Okay teacher. Do you like songs? Bakın bir kalıp daha. Like. Bunları gördük önceki kitaplarda. Do you like songs? Şarkı sever misin? Yes I do. Evet. Şimdi can kalıbı. Can you sing a song? Bir şarkı söyleyebilir misin? I love English. İngilizceyi severim. I speak English. İngilizce konuşurum. I learn English. İngilizce öğrenirim. We love English. İngilizce severiz. We are happy. Mutluyuz. Şarkı bu. Thank you. Teşekkür ederim. Sit down Ali. Bakın gene bir sürü güzel fiiller. Bunlar, bu fiilleri öğrenmeden bir sonraki hikayeye geçmiyorsunuz. Geçmeyin. Çünkü bunların her biri her yerde önünüze çıkacak fiiller. Love sevmek. Sing şarkı söylemek. Like sevmek. Şöyle düşünün. Like hoşlanmaksa love sevmek. Daha güçlü bir duygu. Speak konuşmak. Learn öğrenmek, love sevmek, happy mutlu. Son sayfa, bakın vedalaşma var. Sorulara hazır olun. Let's play a game. Bir oyun oynayalım. Elim alım. Değil mi? Play oynamak, game oyun. Bir oyun oynayalım. Sit down.
Otur. Stand up. Kalk. Sit down. Stand up. Stand up. Otur kalk. Deve cüce oyunu değil mi? I win. I win. I win. Ben kazandım. Ben kazandım. Win. Kazanmak. Mesela burada hemen kendinize ne soracaksınız? Lose. Kaybetmek. Lose. Kaybetmek. Well done Sally. Aferin Sally. Well done. İyi yaptın Sally. Aslında birebir çevirirsen. Tabii ki birebir çevirmiyoruz. You are the champion. Sen şampiyonsun. Thank you. Teşekkürler. Play. Oynamak. Bunları söylemiyorum. Sit down. Win. Kazanmak. Well done. Aferin. Okay students. Peki çocuklar. Lesson finishes. Ders bitti. Finishes aslında bitti değil. Bitiyor, biter, ders biter gibi düşünün. Şimdi biz niye hep geniş zaman kullanıyoruz? Bütün kitap geniş zamanla yazılmış. Çünkü şu an fiilin en basit hali bu, en yalın hali bu. Biz de yeni bir fiil katmıyoruz ki önce bu yerleşsin. Onun için geniş zamanlı kitaplarla başlıyoruz önce. Lesson, ders. Finish, bitirmek. Finish çizgisi diye geçer yarışlarda hatta. Finishes, geniş zamanda. He, she, it. Yani kız, erkek ve nesnelerde sonuna s gelir fiilin. Ders biter. Goodbye, görüşürüz. See you, gene görüşürüz. Next lesson, lesson, ders. Next, sonraki, bir sonraki ders. Te görüşürüz. Next mesela internet sayfalarında da görürsünüz next. Bir sonraki adıma geçmek için. Thank you, teşekkürler. Vedalaşma kelimeleri goodbye. See you again. See you. Tekrar görüşürüz demek. Again, tekrar. Teacher. Şimdi bakalım. Burada lesson, ders. Finish, bitirmek. Next, sonraki. Lesson, ders. See you again. Tekrar görüşürüz. Haydi sorular. Şimdi nereden başlayalım? Şöyle bir tam görünsün. Mesela burada eşleştirme var. Bakalım mı? Bu fiillerin güzel bir eşleştirmesi. Bakalım ne kadarını hatırlıyoruz. Soru kısmını da okuyacağım. Soru kalıbını. Look at the pictures. Resimlere bak and match ve eşleştir. Hop çizdim. Open the door. Kapıyı aç. Turn left. Sola dön. Sit down. İyice öğrendiniz bunu. Turn right. Bu tarafa. Tamam. Sağa dön. Put on the mask. Put on'u hatırlamasam bile maske geçiyor. Şöyle göstereyim. Şurada. Bir cümle görünmüyor mu? Şöyle alalım. Close the window. Pencereyi kapat. Şimdi bu taraftaki sorulara bakalım. Önce soru kalıbı. Choose the correct one. Doğru olanı seç. Choose seçmek. One bir demek. Doğru olan yani doğru olan taneyi seç gibi düşün. Correct doğru. Choose seçmek. Başlıyorum. Soru bir. Bu kim? Bunu soruyor. Öğretmen. Öğretmen neydi? Teacher. I am a teacher. Bu ne diyor? I am a student. Öğrenciyim. I am a doctor. Doktorum. I am a teacher. Evet. Bu ne? Sağa dönmüş. Sağ neydi? Right. Dönmek. Turn. Turn right. Bunu bulacağız. Turn right. Diğerlerini hatırlayalım. Turn left. Sola dön. Clean the board. Tahtayı temizle. Bu ne yapıyor? Ok yukarı doğru. Ayağa kalkıyor. Neydi ayağa kalkmak? Stand up. Değil mi? Bu neydi? Sit down, otur. Open the door. Kapıyı aç. Devam. Bu
Glue neydi? Yapıştırıcı veya yapıştırmak. Bakıyorum. Burada resim yapmış. Burada da resim yapmış. Sanırım şurada yapıştırıyor. Çok net değil ama resim. Hani bulamazsanız üzülmeyin. Önemli olan kelimeyi bilmek. Burada ne yapmış? Çocuk bir şey kırmış, üzgün. Değil mi? Bir pişman, üzgün gibi bir suçluluk duygusu var. Ne olacak o zaman? Bir özür diler gibi bir şey arayacağız. Can you repeat? Repeat tekrar etmek. Tekrar edebilir misin? Thank you. Teşekkür ederim. I'm sorry. Üzgünüm. Değil mi? Cevap bu olacak. Başka sorumuz var mı? Burada bulmacanız var. Gerek yok. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Her gün kontrol ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.